Selam dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün size kaydettiğim bir rap vokali mixlerken göstereceğim ama bu sefer farklı bir yaklaşımda bulacağım. Daha önce merak ediyorsunuz diye FAV filter'la, waves'le, onunla bununla ya da stock plugin'lerle tek bir yere sabitleyeyim dedim. Ama bu sefer seçmece davrandığım bir vokal chain'inden bahsedeceğim. Yani bir tanesi o firmadan, bir tanesi bu firmadan elime geldikçe hem de mixlerken size yardımcı olabilecek bir mantıktan bahsetmek istiyorum. Ayrıca videoma geçmeden önce lütfen Kozmos'u ve Can Paşa'yı tebrik edebilirsek sevinirim. Albümü dinlediniz mi bilmiyorum ama bayağı iyiydi. Hem albüm mix olarak ders veren nitelikteydi, hem Kozmos'un beatleri bayağı iyiydi. Kozmos'u zaten saymıyorum bile. Yani onu önce bir dinleyin. Benden önce gidin oradan bir onu çalışın yani. Öyle söyleyeyim. Bir de biliyorum birçoğunuz buraya bir şeyler öğrenmeye geliyorsunuz. Ufak bir şeyden bahsetmek istiyorum. O da şu. Son zamanlarda edindiğim yeni bir alışkanlık var. Bayağı faydasını gördüğümü düşünüyorum. Öğrenme sürecinde hepinizin zorlandığı bazı şeyler vardır. Ve bu da onlara yardımcı olabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Sabahları kalktığımda Instagram'da ya da böyle ne bileyim sosyal medyada, ekşi sözlükte falan takılma alışkanlığım vardı. Bazen yarım saat, bir saat yataktan kalkmıyordum. Telefonda takılıp. Eminim birçoğunuz da bunu yapıyorsunuzdur yani. En azından başka bir işiniz gücünüz yoksa o gün. Hafta sonuysa falan. O bir saatteki o okumayı bakmayın yerini tamamen e-kitap ya da kitap, ama genelde e-kitap daha kolay oluyor diye indirdim. Yani mix hakkında, başka bir şeyler hakkında bir sürü e-kitap indirdim. Türkçe, İngilizce. Türkçe kaynak fazla yok mix üzerine. Yatan iki tane kitap var Ufuk Önen'in. Onları da okuduysanız geriye bir şey kalmıyor. Bir sürü e-book indirdim. Bir sürü link, bir sürü makale, bir sürü bir şey okuyorum. Sabahları kalktığımda o yarım saati, bir saati bu konuyla geçiriyorum. Size de tavsiye ederim. Bayağı faydasını gördüm. Aptal sosyal medyada gezineceğime. Kendi adım en azından. Böyle bir şey yapmak daha çok faydalı oluyor. Hem bu e-kitaplara ulaşması falan kolay. Yani ne bileyim, otobüste, minibüste, tuvalette, aklınıza neresi gelirse, yataktan kalktığınızda, uyuşuk olduğunuz her anda, böyle telefonla Instagram'a böyle boş boş gezinmektense bu kitaplara falan bakıyorum. Bayağı faydası olduğunu düşünüyorum açıkçası. Size de tavsiye ederim. Hadi videomuza geçelim. Şimdi dostlar, şöyle bir vokal kaydettim. Ben olayın tüm yaklaşım sürecinde size nasıl ilerlediğimi göstermek istiyorum. Bir ufaktan efektsiz falan dinleyelim. Ben şu efektleri kapatayım, hepsini sileyim hatta. Beat burada. Beat'teki defektleri de kapatalım. Mastering'de bir şey var mı? Yok. Şöyle bir dinleyelim. Seni bir sefer gibi, hisseder mezar gibi, görmeden yerin gibi, çekili çile değil, siyahla beyaz gibi, iyiyle kötü gibi, yerlerden size... Şimdi ilk yaklaşımım, eğer bana bir vokal geldiyse ya da kaydettiysem, bittiyse iş, ilk yaklaşımım şu. Açtığımda şu dediğim, bahsettiğim daha önce ayarlar vardı. Pre-roll şu strip silence altında. Pre, post-roll, minimum length 0 alıyorum. Little silence deyip seçtiğim sese uyguluyorum. Bu boşlukları siliyor. Ama elle tek tek tabii kontrol edeceğim. Ama yine de bana güzel bir başlangıç noktası veriyor. Bakalım. Seyrilir sefil gibi, hisseder mezar gibi. Şu nefesi biraz daha geriye alalım. Görmeden yerin dibi, çekilir çile. Şöyle bakın, burada nefes kalmış. 3'e bastığımda cut tool oluyor, 1'e bastığımda eski haline geliyor. Değil, siyahla beyaz gibi, iyiyle kötü gibi, yerle göğün uyumu, hazırladık uyumu, elde etmek değil, hayal etmek tatlı geliyor, başarmadan ölmek hepimize bir, yerle göğün uyumu, hazırladık uyumu, elde etmek değil, hayal etmek tatlı geliyor, başarmadan ölmek hepimize korku veriyor, denemeden ölmek bu ihtimal beni geriyor, inan seni beni hepimizi deli ediyor, yerimi dağıt oyun bu, derimim dağıt boğuldum, dünyayı taşırız omzumuzda, egomuzla yorulduk. Hesabıysa sorulsun, intikamsa alınsın, cezamızsa çekilsin, sefamızsa sürülsün, siktir cahil sürüsü, dayatmaların çürüsün, olmaz dersin yürüsün, geleceğin izi taşımak sırtıma ağır geliyor, insan eti ağır, neden size... Tamamdır, sonra bunu seçip CTRL ile B ile bounce ediyorum. Noise sileceğim. Yerle göğün uyumu, hazırladık uyumu, elde etmek değil, tune atacağım. Hayal etmek tatlı geliyor, başarmadan ölmek hepimize korku veriyor, denemeden ölmek bu ihtimal beni geriyor, geriyor, inan seni beni hepimizi deli ediyor, yerimi dağıt oyun bu, derimim dağıt boğuldum. Sonra bir DS atacağım, S'lerin, Ş'lerin patladığı yerleri temizleyeceğim, FA filter'ınkini kullanacağım. İntikamsa alınsın, cezamızsa çekilsin, sefamızsa sürülsün, siktir cahil sürüsü. Sonra sesi bir dengeleyeceğim. Normalde waves kullanıyorum ama başka bir şeyle yapalım. Yürüsün, olmaz dersin, yürüsün, geleceğin. Bak sırtıma ağır geliyor, insan eti ağır, neden size... Bu arada bu 76, yani 76 diye yazan bu plugin her firmanın muadili olan orijinal bir donanımın simülasyonu. Burada atak verili solda en yavaş, sağa aldığınızda en hızlı haline geliyor. En yavaş atak ve en hızlı, buranın hızlı ve yavaşı da aslında görece diğer kompresörlere hızlı. O yüzden aslında biraz ortalamaya denk gelmiş oluyor burada yavaş aldığınızda. Bu ayar benim için sabit bir ayar. Ekstra bir durum olmazsa değiştirmiyorum bu plugin'de. Ses
eşitlemek için genelde kullanıyorum. Sesini biraz dengelemek için. 3-5 dB, maksimum 7 dB. Şurada gain reduction göreceğiz. Seyrelir sefil gibi, hisseder mezar gibi, görmeden yerin dibi. Bu arada plugin'den sonra ses seviyesinin aynı olduğuna dikkat edin. Çekilir çile siyahla beyaz gibi, iyi ile kötü gibi, yerle göğün uyumu, hazırladık uyumu, elde etmekte... Birebir aynı olmasına gerek yok ama benzer yerlerde kalırsa distortion'dan önlemiş olur plugin'ler üst üste binecekçe. Sonra dinamik bir kompresör kullanacağım ama farklı bir şey olsun. Ozone'un vardı. Şunu kullanalım. Açıldığı gibi şuraya aldım. Şöyle bir 500 Hz şuraya, bir de şuraya atalım. 8-7 kHz civarının üstüne olsun. Şöyle bir ses dengeleyeceğim şimdi burada. Ölmek hepimize korku veriyor. Denemeden ölmek bu ihtimal beni geriyor. İnat seni beni hepimizi deli ediyor. Derimim daha doyum bu. Derimim daha doldum. Dünyayı taşırız omzumuzda, egomuzla yorulduk. Hesabıysa sorun. Sesteki boğukluğu aldım. Biraz tizler gitti ama birazdan açacağız. Olsun, intikamsa alınsın. Cezamızsa çekilsin. Sefamızsa sürülsün. Siktir cahil. Sonra Sway'i kullanacağım. Bu plugin'in en sevdiğim yanı böyle midleri biraz parlatarak, biraz saturate ederek kompresliyor. Bakacağız şimdi. Yine bu firmanınkini kullanalım. Bir sürüsün, dayatmaların çürüsün, olmaz dersin yürüsün. Geleceğinizi taşımak sırtıma ağır geliyor. İnsan eti ağır. Bunda ayarlanacak bir şey yok. Ne kadar gain olacağını yazıyorsunuz, yapıyorsunuz, ayarlıyorsunuz. Sonra gain'i, kompresörden çıkan gain'i, ses seviyesini ayarlıyorsunuz. Neden size serilir sefil gibi, hisseder mezar gibi, görmeden yerin... Bakın 5 tane plugin attım. Şuradaki level'e bakın. Biraz büyüteyim. Çekilir çile değil, siyahla beyaz gibi, iyiyle kötü gibi, yerle gülüyor. Neredeyse aynı yerdeyiz. Sonra bir plugin var, bunu göstereceğim size. Yani ben çok kullanıyorum son zamanlarda, hoşuma gidiyor. Bir emülasyon ama çok tatlı. Şunları kapattım önce. Açtığınız anda şuradan dolayı zaten bir preamp saturation'ı veriyor ufaktan. Sonra 70 Hz altını biraz kırpacağım. 7 kHz ve 16 kHz üstüne biraz güç vereceğim. Parlatacağım vokali yani biraz. Denemeden ölmek bu ihtimal beni geriyor. İnat seni beni hepimizi deli ediyor. Ama tizleri, sadece tizleri. Burada sideçin ayarı var. 400-300 Hz, 400 Hz civarında. Bir çok az kompresleyeceğim. Çok az. Burada ne kadar gain reduction olduğunu gösteriyor. Burada input ve output. Sol input, sağ output. Derimim daha doldu. Dünyayı taşırız omzumuzda, egomuzda yorulduk. Hesabıysa sorulsun, intikamsa alınsın. Cezamızsa çekilsin, sefamızsa sürülsün. Siktir cahil sürüsün, dayatmaların çürüsün. Olmaz dersin yürüsün. Geleceğinizi taşımak sırtıma ağır geliyor. İnsan eti ağır, neden size serilir sefil gibi. Sonra yine free olan bir plugin kullanacağım. Fresh Air, Slate'in. Vokali parlatacağım burada. Şimdi free olan bir plugin kullanacağım. Fresh Air, Slate'in bu free olan plugin'i. Vokali parlatacağım. Ölmek hepimize korku veriyor. Bu daha böyle midleri, bu daha böyle tizleri. Daha 16 kHz yukarısını. Air denen kısmı. Demeden ölmek bu ihtimal beni geriyor. İnat seni beni hepimizi deli ediyor. Derimi daha doyum bu. Derimim daha doldum. Dünyayı taşırız omzumuzda, egomuzla yorulduk. Sonra biraz diye satacağım, kontrol edeceğim biraz daha. Şeylerin olduğu kısmı. Derimi daha doyum bu. Derimim daha doldum. Dünyayı taşırız omzumuzda, egomuzla yorulduk. Hesabıysa sorulsun, intikamsa alınsın. Cezamızsa... Sonra Gullfoss diye bir plugin var. Belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. Bununla bazı rezonansları otomatik şekilde temizleyeceğim. Ayarlarımı da göstereyim. Ben bu plugin kullanmayı seviyorum. Hem de şu ayarlarda. Bu darlaştırıyor. Mesela şöyle yapıp... Mezar gibi, görmeden yerin dibi, çekili çile değil, siyahla beyaz gibi, iyiyle kötü. Bakın öncesine. Gibi, yerle göğün uyumu, hazırladık uyumu, elde etmek değil, hayal etmek tatlı geliyor. Başarmadan ölmek hepimize de korku veriyor. Deneme... Sonra reverb atıyorum bir tane. Şu şekilde bir reverb. Ağır reverb atayım bu sefer, normalde kullandığımdan farklı olsun. İlk reverb tipini bir arıyorum. Hall mu olsun, plate mi olsun, ne arıyorum? Early Reflection, Early Late, Early Reflection diye yazar. Early Reflection şu, daha duru bir yankı. Yani böyle lush, böyle bakın dinleteyim, darat anlayacaksınız.
Elde etmek değil hayal etmek tatlı geliyor. Başarmadan ölmek hepimize korku veriyor. Denemeden ölmek... Bu Lush yazar ya da Late Reflection yazar. Bunlar bu anlamı öyle. Bu reverb yazan kısım da aynı zamanda Late gibi çalışıyor. İhtimal beni geriyor. İnan. O Lush Lush dediğimde ne dediğimi anlayın. Şundan bahsediyorum. Seni beni hepimizi deli ediyor. Yerimi dağıt oyun bu. Derimim dağıt boğuldum. Dünyayı taşırız omzumuzda egomuzda yorulduk. Hesabıysa sorulsun. İntikamsa alınsın. Cezamızsa çekilsin. Sefamızsa sürülsün. Siktir cahil sürüsü. Dayatmaların çürüsün. Olmaz dersin yürüsün. Geleceğinizi taşımak sırtıma ağır geliyden size. Yavaşça açacağım şimdi. En kısa alacağım. Serilir sefil gibi. Hisseder mezar gibi. Görmeden yerin dibi. Çekilir çile değil. Siyahla beyaz gibi. İyi ile kötü gibi. Yani yerle... dile yatalım. Yerle göğün uyumu. Hazırladık uyumu. Elde etmek değil hayal etmek tatlı geliyor. Başarmadan ölmek hepimize korku veriyor. Denemeden ölmek bu ihtimal beni geriyor. İnan seni beni hepimizi deli ediyor. Derimi dağıt oyun bu. Derimin dağıt oldu. Dünyayı taşırız omzumuzda egomuzla yorulduk. Hesabıysa sor. Sonra paralel bir exciter atacağım. Ya ben bu plugin'i hep kullanıyorum bu şekilde. Bu ayarlarıyla. Sorulsun. İntikamsa alınsın. Cezamızsa çekilsin. Altına yerleştireceğim vokali. Sefamızsa sürüsün. Siktir cahil sürüsü. Dayatmaların çürüsün. Olmaz dersin yürüsün. Geleceğinizi taşımak sırtıma ağır geliyor. İnsan eti ağır. Bakalım neden, efektsiz. Neden size... Serilir sefil gibi. Hisseder mezar gibi. Görmeden yerin dibi. Çekilir çile değil. Siyahla beyaz gibi. İyi ile kötü gibi. Basit bir mastering yaklaşımı da göstereyim size. Çok temel bir mastering yaklaşımı. Bir tane mid-side EQ'm olur. Hızlı bir şekilde mastering yapmak istiyorsam. Sefil gibi, hisseder mezar gibi. Görmeden yerin dibi, çekili çile değil. Siyahla beyaz gibi, iyi ile kötü gibi. Yerle göğün uyumu, hazırladık uyumu. Elde etmek değil, hayal etmek tatlı geliyor. Başarmadan ölmek hepimize korku veriyor. Denemeden ölmek bu ihtimal beni geriyor. İnat seni beni hepimiz... Sonra bir kompresör atarım. Canım çekerse. Yavaş atak, hızlı release olur ki dinamiği öldürmesin. Sonra bir tane saturation atarım. İstersem yine aynı şekilde. Görmedim. Genelde şu tizleri tape olanla bir tık. Görmeden yerin dibi çekilir çile değil. Siyahla beyaz gibi, iyi ile kötü gibi. Yerle göğün uyumu hazırladık. Çok fazla değil, hafiften. Sonra bir limiter atarım. Genelde limit ayarlarım şuna benzer. En yavaş hata alırım. Release'i 50'lerde, 60'larda, 70'lerde. Tabii bu sound değişir. Bu yaptığım hip-hop tarzı, daha 808'in kick'in ön planda olduğu tarzlardan bahsediyorum. Transparanı aldım. Bunu da 1 milisaniye civarına getireyim. Değil hayal etmek tatlı geliyor. Başarmadan ölmek hepimize korku veriyor. Denemeden ölmek bu ihtimal beni geri... Kompresörde olduğu gibi mastering'de de 2 tane kullanacağım. Bu arada altlı tutup bırakırsanız duplicate eder aynı şeyi. -1 civarlarını alacağım. TrueDB P2. Bunu bu sefer değiştireceğim. Modern kullanırım, agresif kullanırım. Bakarız. İnan seni beni hepimizi deli ediyor. Derimi dağıt oyun bu. Derimim dağıt oldum. Dünyayı taşırız omzumuzda egomuzla yorulduk. Hesabıysa sorulsun. İntikamsa alınsın. Cezamızsa çekilsin. Sefamızsa sürülsün. Siktir cahil sürüsü. Dayatmaların çürüsün. Olmaz dersin yürüsün. Geleceğinizi taşımak sırtıma ağır geliyor. Vokali mastering'de açmak istiyorsanız bir taktik daha verebilirim. Gerçekten işe yarıyor. Bir multiband 5 kHz, 4 kHz civarlarına şöyle. Çok da yukarı çıkmadan. 1-2 dB boost ama kontrollü boost. Sorulsun, intikamsa alınsın, cezamızsa çekilsin, sefamızsa sürüsün, siktir cahil sürüsün, dayatmaların çürüsün, olmaz dersin yürüsün, geleceğinizi taşımak sırtıma ağır geliyor, insan eti ağır... Sonra bazen şey yapıyorum, ana vokalde bir glufos atıyorum, bunu son zamanlarda denemeye başladım sadece. Sonra beatle sidechain ediyorum. Ve beat'in baskın olduğu yerlerde vokali öne çıkarsın diye. Hani normalde beat'ten kısıyoruz ya. Burada tam tersini yapıyor. Bu sefer recovery kullanıyorum tabii. Veriyor, denemeden ölmek bu ihtimal beni geriyor. İnan seni beni hepimizi deli ediyor. Derimi dağıt oyun bu. Derimi dağıt oldu. Dünyayı taşırız omzumuzda egomuzla yorulduk. Hesabıysa sorulsun. İntikamsa alınsın. Cezamızsa çekilsin. Sefamızsa sürülsün. Siktir cahil sürüsün. Dayatmaların çürüsün. Olmaz dersin yürüsün. Geleceğinizi taşımak sırtıma.
bakalım son halini bir daha dinleyelim. Serilir sefi gibi, hisseder mezar gibi, görmeden yerin dibi, çekilir çile değil, siyahla beyaz gibi, iyi ile kötü gibi, yerle göğün uyumu, hazırladık uyumu, elde etmek değil, hayal etmek tatlı geliyor, başarmadan ölmek hepimize korku veriyor, denemeden ölmek bu ihtimal beni geriyor, inan seni beni hepimizi deli ediyor, derimim daha doyum bu, derimim daha doldum, dünyayı taşırız omzumuzda, egomuzda yorulduk, hesabıysa sorulsun, intikamsa alınsın. Evet dostlar, bu videodan bu kadar. Ekranda kullandığım pluginleri açık bıraktım ki arkada belki bakmak istersiniz diye. O bir süreyi öyle bıraktım orada. Şimdi ben ufak bir açıklama yapmak zorunda hissettim kendimi. Zaten videoda konuyla ilgili anlatacaklarımı anlattım. Şimdi benden bilgi alıyorsunuz, benden pratik alıyorsunuz ama ben teknik olarak her şeyi anlatmıyorum. Çünkü ben de kendi süzgecimden geçirdiğim pratik bilgileri veriyorum. Yani işin derinliğine inmek isterseniz ben anlatırım. Ama sınıfta bir öğrencinin tahtaya çıkıp anlatmasından farklı olmaz. Yani burada ben hepiniz gibi ben de öğrenciyim. Gurur duyduğum, belki öne çıkaracağım tek özelliğim çalışkan olmak olabilir. O zaman da şey olurum sadece, sınıfın çalışkan öğrencisi. O yüzden demem o ki ben de müziğin bir öğrencisiyim, ustaymış gibi, profesörmüş gibi burada çıkıp anlatamam. Yani doğru olacağını düşünmüyorum en azından. Daha çok pratik, kendimin yaşadığı sorunları, sizin de nasıl aşacağınıza yönelik ihtimaller veriyorum. Kendi yaptığım işler üzerinden. Yani ben sizden farklı değilim. Sadece kendimi belki çalışkan öğrenci olarak adlandırırım. Bu kadar. O yüzden şimdilik hoşçakalın. Bana destek olmak için videoyu beğenip abone olup bildirim zilini açmayı çok görmeyin dostlar. Ayrıca bana destek olmanın, maddi olarak destek olmanın en basit yolu halihazırda yaptıracağınız işleri benim elimden geçirmek olur. Sosyal medya hesaplarım her yerde var. Mail adresim de var. Herhangi bir yerden bana ulaşırsanız dönüş alırsınız. Saat ve kim olduğu fark etmeksizin her mesaja, gördüğüm, yardımcı olabileceğim her mesaja cevap veriyorum. O yüzden hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Peace.